Dönem sonuna gelindiğinde kar ya da zararın tespit edilebilmesi için gelir ve gider hesaplarının karşılaştırılması gerekir. Doğrudan vergiye tabi kazancı etkilediği için gelir ve gider hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri önem arz eder. Gelir ya da giderin yanlış hesaba kaydedilmiş olması işletmenin faaliyet sonuçlarının hatalı raporlanmasına yol açar. Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu işlemlerini 3 başlıkta ele almak mümkündür. Bunlar, hatalı kayıtların tespiti ve gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması, dönemsellik ilkesinin doğru uygulandığının kontrolü ve gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması, mali karın saptanmasıdır. Bu konuyla ilgili anahtar kavramlar şunlardır: Dönemsellik ilkesi, devir kaydı, ticari kar, mali kar ve yansıtma hesapları. Bu programı izledikten sonra dönemsellik ilkesi nedir? Peşin ödenen giderler ve peşin tahsil edilen gelirler nelerdir? gider hesapları, gelir tablosu hesaplarına nasıl devredilir sorularına cevap bulabileceksiniz. Diğer hesaplarda olduğu gibi dönem sonu işlemleri sırasında gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerinde doğru kaydedilmiş olduğundan emin olmak gerekir. Dönem içi işlemleri muhasebeleştirirken bir gelir ya da gider yanlış bir hesaba kaydedilmiş ya da tutarı hatalı yazılmış olabilir. Örneğin, dönem sonunda yapılan envanter çalışmaları sırasında 500 lira elektrik giderinin pazarlama departmanında kaydedilmesi gerekirken yönetim gideri olarak kaydedildiği tespit edilmiştir. 7A seçeneğinde işletmenin pazarlama fonksiyonuyla ilgili giderler pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabında izlenir. Dolayısıyla bu departman tarafından kullanılan elektriğin pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabına kaydedilmiş olması gerekirdi. Bu durumda dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydında 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı borçlandırılırken 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı alacaklandırılır. İşletmelerin sonsuz olarak kabul edilen ömürleri raporlama amacıyla belirli dönemlere ayrılır. Bu durumda işletmenin her dönemdeki faaliyet sonucunun doğru raporlanabilmesi için söz konusu dönemde elde edilen gelirlerle bu gelirleri elde edebilmek için yine aynı dönemde katlanılan giderlerin karşılaştırılması gereklidir. işletmeler ticari faaliyetleri sırasında bazen gelecek dönem ya da dönemlere ait giderleri peşin ödemek durumunda kalabilirler. Her ne kadar ödeme peşin olarak yapılmış olsa da dönemsellik ilkesi gereği söz konusu giderin ilgili dönemlere pay edilmesi gerekir. Tek düzen muhasebe sisteminde bu amaçla 180 kodlu gelecek aylara ait giderler ve 280 kodlu gelecek yıllara ait giderler hesapları tanımlanmıştır. Gelecek aylara ait giderler hesabı, gelecek 12 aya ilişkin peşin ödenen giderler için, gelecek yıllara ait giderler hesabı ise 12 aydan daha uzun bir döneme ait peşin ödenen giderler için kullanılan geçici bir hesaplardır. Ait olduğu dönem geldiğinde söz konusu giderle ilgili gider hesabına borç kaydı yapılarak aktarılırken bu geçici hesaplarda alacaklandırılarak kapatılır. tek düzen muhasebe sisteminde peşin tahsil edilen gelirler, 380 kodlu gelecek aylara ait gelirler ve 480 kodlu gelecek yıllara ait gelirler geçici hesaplarında izlenir. Örneğin işletme, 1 Haziran 2016 tarihinde sahibi olduğu binayı kiralamış ve 8 aylık kira bedeli olan 80 bin lirayı peşin tahsil etmiştir gelecek 12 aydan kısa döneme ait bir gelir peşin tahsil edildiğinde gelecek aylara ait gelirler geçici hesabına kaydedilir. Yapılacak kayıtta 100 kasa hesabı borçlandırılırken 380 gelecek aylara ait gelirler hesabı alacaklandırılır. Her ayın sonunda hak kazanılan gelir tutarı olan 10 bin lira için 380 gelecek aylara ait gelirler hesabı borçlandırılıp 649 diğer olan gelir ve karlar hesabı alacaklandırılarak hesap kapatılır. İşletmelerin esas faaliyetleriyle ilgili giderler ve finansman giderleri için ayrıca yedili grup hesaplarının tanımlanmasındaki amaç, işletmelerin bu hesapları kapatmadan ara dönem mali tablolarını çıkarabilmelerini sağlamaktır. 7A seçeneğinde giderler fonksiyon esasına göre tanımlanmıştır. Ayrıca her gider hesabı için ayrı olmak üzere yansıtma hesapları ve standart maliyet yöntemini kullanmak isteyen şirketler için fark hesapları tanımlanmıştır. 7A seçeneğinde üretim ve hizmet işletmelerinin kullandıkları hesaplar dışında ticari işletmelerin kullandığı gider hesapları ve yansıtma hesapları şu şekildedir. 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı, 770 Genel Yönetim Giderleri, 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı, 780 Finansman Giderleri, 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı. Tek düzen muhasebe sistemine göre küçük işletmelerin tercih edebileceği 7B seçeneğinde gider hesapları çeşitlerine göre ve şu şekilde tanımlanmıştır. 790 İlk Madde ve Malzemeler 791 İşçi Ücret ve Giderleri 792 Memur Ücret ve Giderleri 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 794 Çeşitli Giderler 795 Vergi, Resim ve Harçlar 796 amortisman ve tükenme payları, 797 finansman giderleri, 798 gider çeşitleri yansıtma hesabı. 7B seçeneğinde yıl içinde gerçekleşen giderler çeşitlerine göre açıkladığımız hesaplara kaydedilir. Bu giderlerin doğru şekilde gelir tablosu hesaplarına yansıtabilmesi için yardımcı hesaplarda fonksiyon esasına göre takip edilmesi gerekir. Bu amaçla ana hesaplara çeşit esasına göre kaydedilen giderler bir gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlara dağıtılır. Her iki yöntemde de 7 gruptaki gider hesaplarına kaydedilmiş olan giderler, yansıtma hesapları aracılığıyla sonuç hesaplarına aktarılır. Örneğin, 7a seçeneğinde genel yönetim giderleri hesabına kaydedilmiş olan giderler, 2 olduğu okta gösterildiği gibi yansıtma hesapları kullanılarak sonuç hesaplarına aktarılır. Daha sonra 3 numaralı okla gösterildiği gibi gider hesabıyla yansıtma hesabı karşılıklı kapatılır. Temel finansal tabloların düzenlenebilmesi için öncelikle ilgili dönemin faaliyet sonucunun yani dönem kar veya zararının tespiti gerekir. Tek düzen muhasebe sisteminde 600, 699 kodlu hesaplar gelir tablosu hesapları olarak tanımlanmıştır. Dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapıldıktan sonra gelir tablosu hesaplarında gözüken tutarlar dönem kar veya zararı hesabına devredilerek ve dönem kar veya zararı bulunur. Bunun için tüm gelir hesapları kapatılarak 690 kodlu dönem karı veya zararı hesabına devredilir. Temel muhasebe eşitliğinden de hatırlanacağı gibi gelir hesapları alacak kalanı verir. Bu nedenle devir kaydında 6 ile başlayan tüm gelir hesaplarına borç, dönem karı veya zararı hesabına alacak kaydedilir. Benzer şekilde tüm gider hesaplarına alacak, dönem karı veya zararı borç kaydedilir. 690 kodlu dönem karı veya zararı hesabının alacak kalanı vermesi işletmenin kar elde ettiği anlamına gelir. İşletmenin muhasebe kayıtları sonucunda oluşan bu kara ticari kar ya da muhasebe karı denir. Ödenecek vergi tutarı ticari kar üzerinden hesaplanmaz. Çünkü vergi yasalarına göre işletmelerin katlanmış olduğu bazı giderler Vergi kanunlarınca kabul edilmezken bazı gelirler de vergiden istisna tutulur. İşletmenin ödeyeceği vergi tutarı mali kar üzerinden hesaplanır. Mali karı hesaplayabilmek için ticari kar tutarına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir ve vergiden istisna kazançlar düşülür. İşletmeler yıl içinde gerçekleşen gelir ve giderleri hatalı olarak kaydetmiş olabilirler hatalı kayıtların nasıl düzeltildiğini açıkladık. Dönem net karı ya da zararı, ilgili dönemin gelirleriyle söz konusu gelirleri elde etmek için aynı dönemde katlanılan giderler kıyaslanarak hesaplanır. Buna dönemsellik ilkesi denir. İşletmeler bazen gelecek dönemlere ait giderleri peşin ödemek durumunda kalabilirler. Gelecek dönemlere ait olup da bu dönemde ödenen giderler önce geçici bir hesaba kaydedilir. Daha sonra giderin ait olduğu dönem geldiğinde söz konusu geçici hesaplar kapatılarak ilgili gider hesabına devredilirler. Tek düzen muhasebe sisteminde işletmelerin esas faaliyetiyle ilgili giderler ve finansman giderleri yedili grup hesaplarında izlenir. Gelir tablosunun düzenlenebilmesi için bu giderlerin gelir tablosu hesaplarına devredilmesi gerekir. Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına devredilmesini açıkladık. Bu programda dönemsellik ilkesi nedir? Peşin ödenen giderler ve peşin tahsil edilen gelirler nelerdir? Gider hesapları gelir tablosu hesaplarına nasıl devredilir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Muhasebe Uygulamaları ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.